sitemizde Oracle veri tabanına çoklu insert yapmayı, yani çoklu veri girişini öğreneceğiz. Bu İngilizcesi multiple insert, en gelişmiş olarak kullanılan veri tabanı yönetim sistemlerinden bir tanesi olan Oracle bu özelliğin en gelişmiş olarak kullanıldığı bir veri tabanıdır. Bunun için farklı kullanımları var. Bunlardan bir tanesi insert all, diğeri insert first. Şimdi bunların nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. İlk sorgumuz koşulsuz çoklu veri girişi. Koşulsuz demek, birazdan açıklayacağım bunu. Bunun için insert all kullanacağız. Şu şekilde. Bunun yapısı, sintaksı burada. Çok üzerinde durmayacağız. İlk önce insert all yapımızı inceleyelim. Daha sonra uygulamaya geçelim. Başlangıçta en tepeye insert all yazıyoruz. Yani hepsini ekle. Daha sonra altına into, normal yani insert into yazar gibi onun into kısmını yazıyoruz. Ve veri girişi yapacağımız tablolardan bir tanesini yazıyoruz. Birden fazla tabloya veri girişi yapabiliyoruz bu yöntemle. Tek bir veriden, tek bir select'ten mesela birden fazla tabloya veri girişi yapabiliriz. Bunun için insert all into, ilk tablomuzun adı cell history. Daha sonra value kısmına emp id, here date ve cell takma isimlerini veriyoruz. Bunlar nereden geliyor? Bunu birazdan açıklayacağım. Hemen alt satırda tekrar bir into yapıyoruz. Burada da mgr history, mgr history tablosuna da veri ekleyeceğiz. Gene value kısmı var. Value kısmında emp id, mgr ve sal var. Yani salary, maaşın kısaltması. Dikkat edin, yukarıda emp id, here date ve salary var. Aşağıda ise emp id, mgr yani manager ve salary kısmı var. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Buraya kadar öğrendik. İki tane farklı tabloya tek seferde veri girişi yapabiliyoruz. Şimdi nasıl veri gireceğimizi öğrenelim. Intolardan sonra bir select işlemi yapıyoruz. Select sorgusu. Select employee id. Bu employee id'ye bir takma isim veriyoruz. Alias, emp id adında. Bu emp id'yi burada kullanıyoruz. Bu insert kısımlarında. Ki emp id burada bizim takma isim olarak verdiğimiz emp id, yani employee id. Buradaki veri employee id sütunu. Virgül here date. Daha sonra buna takma isim olarak, birleşik olarak büyük here date verdik. Bunu da cell history tablosuna into ederken, yani insert ederken kullanacağız. İkinci sütun olarak. Virgül salary'nin kısa adı sal. Burada gördüğünüz gibi iki tabloda da ekleme kısmında, into kısmında sal var. Buradaki değer işte buradan gelecek değer. Virgül manager id, bunun da adı mgr. Bu da ikinci into kısmındaki ikinci tablo, mgr history tablosundaki values kısmı ve ikinci sütunu. Daha sonra from employees, employees tablosundan alacağımızı belirttik. Var employee id büyüktür 200, yani employees tablosundaki employee id'si 200'den büyük olanların şu bilgilerini al ve bu tablolardaki şu alanlara ekle. Bunun için ilk önce bu tabloları oluşturacağız. Aksi halde hata verir bu sorgu. Yukarıda gördüğünüz gibi create table sal history, basit bir tablo oluşturma işlemi yapıyoruz. Employee id, here date ve salary isimlerinde. Burada gördüğünüz gibi buradaki isimleri vermedik. Çünkü buradaki isimler takma isimler zaten. Biz orijinal tablodan çektiğimiz sütundan isimlerini verdik. Employee id, here date ve salary olarak. Bunu oluşturuyorum. Cell history tablosunu oluşturuldu. Şimdi bir altında mgr history tablosu var. Bunda da gördüğünüz gibi employee id, manager id ve salary var. Emp id, mgr ve salary olarak buradan gene bu sorgu içerisinden buraya değer aktaracağız. Bunu da oluşturuyorum. Bu da başarıyla oluşturuldu. Şimdi
Haliyle bunlar yeni oluşturulduğu için içerisinde bir veri yok. Bunu da şu şekilde görebiliriz. Gördüğünüz gibi bu tablolarda veri yok şu an. Şimdi select ile insert all diyerek iki tabloya birden veri ekleyeceğiz. 12 rows inserted, yani 12 satır eklendi. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Cell history tablosuna select yaptım. Burada 6 kayıt var. İşte bir 6 kayıtta diğerinde olması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi 6 6 12 6'şar kayıt iki tabloya birden eklemiş olduk. Tek insert all komutuyla bu şekilde çoklu insert yapmış olduk. Şimdi koşullu çoklu veri girişine bakalım. Insert all ile koşullu nasıl yaparız? Burada koşul olarak when kullanıyoruz. When'den yapısını kullanıyoruz. Insert all when salary, gene yukarıdaki gibi aynı mantıkta, büyük harfle sal. Buradaki sorgudan veri gelecek ve yukarıdaki sorgunun aynısı bu. Buradaki select sal, yani bu salary değeri, maaş değeri 10.000'den büyük ise den bu kısmı çalıştır. Burayı çalıştır. Eğer MGR, yani manager ID'si 200'den büyük ise burayı çalıştır. Bu şekilde bir when yapımız var. Şimdi bunu çalıştırıyorum. 4 satır eklendi. Kontrol edelim eklenmiş mi? 6 6, toplam 12 kayıt vardı bizde. 6 8 oldu burası. Şimdi 2 tane de diğerine eklenmiş olması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi 8. 4 kayıtı da bu şekilde when yapısı ile çoklu, koşullu olarak eklemiş olduk. Şimdi koşullu ama koşula ilk uyan verinin girişini yapalım. Bunun için de insert first kullanılıyor. Yani ilk tutanı, ilk koşula uyanı kaydet, ekle, bu anlama geliyor. Koşullu insert all ile aynıdır. Sadece insert all yerine insert first ifadesi kullanılır. Farkı ilgili koşullara sırasıyla değerlendirir ve istenen şart ile şartı ilk sağlayan koşul koşulda veri girişini yapar ve sıradaki diğer şartlara bakmaz. Şimdi insert first ile başlıyoruz. Tek farkı bu yukarıdakinden. Insert first. Aşağıdaki yapı diğeriyle aynı. Yalnız burada şunu gerçekleştirecek. İlk when kısmına bakacak. Eğer maaşı 10.000'den büyük kayıt varsa direkt burayı yapacak ve diğerlerine bakmayacak. Şimdi bakalım, burası cell history'ydi. 8 kayıt vardı. Cell history kısmı eğer uyarsa diğerlerine bakmadan çalıştıracak. 4 kayıt eklendi. Şimdi cell history tablosuna bir sorgu çekelim. 8 10. Yani 2 kayıt eklemiş oldu. Diğerine bakalım. Gördüğünüz gibi bu da 10 oldu. Bu şekilde birden fazla tabloya veri girişi yapmış olduk. Hem de insert all, insert first kullanımlarını koşullu ve koşulsuz olarak nasıl çoklu veri girişi yapacağımızı öğrenmiş olduk.